Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size nötr koku arızasının bulunması ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. İşi teknik olarak anlatmadan önce bu konuyla ilgili başımdan geçmiş bir anıyı sizlerle paylaşmak isterim. Arkadaşım Şevket abi süper boyacıdır. Bir gün evi boyuyoruz. Hem boya var hem ortalığı temizliyoruz hem ortalık karışık. Mola verdiğimiz bir sırada annem dedi ki, oğlum dedi mutfağın ışığı dedi yanmıyor dedi, bir bakar mısın dedi. Floresan lambadan da hiç hoşlanmam, kaşı gözü ayrı oynar, temas ettirmek, çalıştırmak zordur arızalandığı zaman. Lambaya çıktım bakıyorum, lamba devreye giriyor, ateşleyemeden sönüyor şeklinde bir durumu var. Bu ara buzdolabının motoru dikkatimi çekti. Motor da dönmeye çalışıyor, devreye girmeye çalışıyor fakat istop ediyor. Tekrar devreye girmeye çalışıyor, tekrar duruyor şeklinde. Herhalde dedim motorda dedim kısa devreye yakın bir arıza var. Sigortayı attırmıyor ama yüksek akım çekiyor. Çektiği yüksek akım hatta gerilim düşümüne neden oluyor ve floresan lamba dedim. Herhalde dedim ateşleyemiyor. Buzdolabının motorunu fişten çektim. Yani buzdolabının fişini çektim. Lamba biraz kendine gelir gibi oldu. Annemin yanına gittim. Anne dedim sana bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haberim lamba çalışıyor. Kötü haberim ise buzdolabı motorun yanıyor. O ara evin diğer lambalarında da bir sönme, ateşleyememe sorunu olduğunu gördüm. Dedim ki bu buzdolabı motorunun haricinde bir arıza var. Genelde bir arıza var. Prizleri kontrol ettim ölçü aletiyle. 180 voltlarda, 150 voltlarda geziniyor. Aşağı kolon hattına kadar indim. Allah'tan bina girişindeki sigortalar açıktı. Ölçüm aldım. Fazla arasında 380 voltu görüyorsunuz ama faz nötr gerilimleri 180 voltlar, 150 voltlar veya 280 voltlar arasında bir dengesiz halde geziniyor. Bu dedim nötr arızası, nötr koku arızası. TEDAŞ'a haber verdim. Tabii elektrikli cihazların fişlerini çektim. Çünkü yüksek gerilim veya düşük gerilim cihazlara zarar verebilir. TEDAŞ'a haber verdim. Dedim ki direkteki sizin dedim bağlantı klemenslerinizde herhalde dedim nötr hattında bir arıza var. TEDAŞ geldi sepetle direğe çıktı. Dediler ki burada klemensler sağlam. Herhangi bir gevşeme yok. Eyvah dedim herhalde dedim kablo dedim sallana sallana. Çünkü bayağı da mesafe var direkten eve gelen kablo. Sallana sallana bir yerden nötrü kopardı. Ay başına da daha var şimdi durup dururken niye bu şey çıktı, masraf çıktı diye düşünürken dedim günü kurtarayım. Günü nasıl kurtarırım? Bir şekilde nötrü sağlamam lazım. Nötrü bulmam lazım. Nötr kopuk. Binanın topraklamasını tuttum nötrle birleştirdim. Hani dedim nötr yok bari topraklamadan dedim idare edebileceğimiz bir duruma gelelim. Arızada bir değişiklik olmadı çünkü bizim binanın topraklaması kof çıktı. Ne yapabilirim dedim. Binanın önünde bizim kazılmış bir kuyu var, su kuyusu var. Uzun bir kablo yaptım. Kablonun ucunu 2 metre civarında bakır olarak sıyırdım. Ucuna demir bağladım. Kuyuyu açacağım hani ne bileyim bir yerlerden topraklama falan yakalayabilir miyim? En azından akşam akşam yarın sabah nasıl lambaları yakacak şekilde getiririz diye düşünürken mahallenin elektrikçisi geldi. Çekirdekten yetişme bir elektrikçi. Hayırdır dedim. İşin enteresan yanı da onun da oğlunu ben yetiştirdim. Ben mezun ettim. Hayırdır dedim. Arıza varmış. Var arıza. Sen niye geldin? Şevket çağırdı. Döndüm. Şevket abi. Annen çağırdı. Anne hayırdır? Yavrum aşağı yukarı çok koşturuyordun. Kıyamadım. Yoruldun. Elektrikçiyi çağırdım dedi. Tabii o ara arızadan ziyade benim sigortalarım attı. Dedim ki abi dedim bak nötr hattımızda bir kopukluk var. Ölçü aletiyle gösterdim değerleri. Ya hocam dedi bu ölçü aletini dedi boş ver dedi. Sen bana seri lamba yapsana. Abi dedim akşam akşam beni uğraştırma seri lambayla. Bak ölçü aleti gösteriyor. Yok hocam yok dedi. Sen bana bir seri lamba yapsana dedi. Karanlıkta el lambasıyla Allah'tan duyu bulduk, ampul bulduk, seri lamba yaptık. Seri lambayı verdim eline. Bir tuttu faz arasını, faz nötr arasını. Dedi ki hocam dedi senin nötr hattın kopmuş. Evet dedim nötr hattın kopuk. Sen dedi burada ne yaptın hocam dedi. Topraklamayla dedim nötr attın dedim birleştirdim. Olmaz hocam olmaz dedi. Onu sökeceksin. Niye sökeceğim? Şimdi dedi senin elektrik dönüyor ya dedi. İlk toprağı görüyor dedi. Topraktan gitmeye çalışıyor. Senin topraklama attın kötü. Gidemiyor bu sefer gerilimini düşürüyor dedi. Yapma etme gözünü seveyim dedim ya. Onunla alakası yok dedim. Yok hocam yok. Ne olur dedi şeyi kes. Topraklama hattıyla nötrü ayır. Çok ısrar etti. Yani akşam akşam onunla da cebelleşmek istemedim. Tam gittim yan keskiyi elime aldım. Toprakla nötr arasına bağladım. Kabloyu kestim. Evin elektrikleri düzeldi. Tabii elektrikçinin yanına gittim. Süper bir gülümseme var.
yüzünde. Gördün mü hocam dedi. Dedim akşam akşam seninle uğraşamayacağım. Bu arızayı kimseye de anlatamam ben dedim. Sen en iyisi git. Bir de 20 liramı aldı. Annemle ondan sonra da bir hafta konuşmadık. 2 gün geçti. Direğin üstündeki trafoda, sokak başındaki direğin üstü trafoda bir arıza oldu. TEDAŞ ekipleri geldi, direğe çıktı. Ellerinde küçücük bir lambayla arıza bulmaya çalışıyorlar. Bende de led lamba vardı, güçlü. Aldım aşağıdan led lambayla onlara ışık tutmaya çalışıyorum. O ara gelen ekipteki çocuklardan bir tanesi benim öğrenciymiş. Hocam ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun dedim. Muhabbet ederken dedim ki 2 gün önce dedim ne arızası vardı sizin dedim burada. Ya hocam sorma dedi. Telekom dede çalışma yaparken bizim dedi nötr hattını koparmış. Geldik akşam akşam dedi o nötr hattını bağladık. İşin enteresan yanı şu. Nötr hattı benim apartmandan değil TEDAŞ'tan kopuyor. Elektrik işletmesi de böyle bir durumda fazları kesmesi gerekiyordu. Çünkü fazlarda dengesiz gerilim olduğu için alıcılara zarar verebilir. Bunu yapmamışlar. Bunu ben fark ettim ve tam yan keskiyi atıp nötrle topraklamayı ayırdığımda TEDAŞ'ın ekipleri de nötr hattını şebekeye verdi. Aynı ana denk geldi. Yani saniye oynar mı arasında zannetmiyorum. Saniye oynamaz. Bu arızayı ben kimseye anlatamam. Yani nötrle toprağı ayırdım, elektrikler geldi şeklindeki çözümü ben kimseye anlatamam. Mantıklı da değil. Bu videoda nötr kopuğu arızasının nasıl tespit edileceği konusunda demin de söylediğim gibi kısa bilgi veriyorum. İnşallah işinize yarar, faydalı olur. Arıza tespitinde kullanılacak ölçüm aletlerini gerilim hakkında bilgi vermesi veya değeri göstermesi açısından ölçü aleti olabilir. Bu voltmetremizdir veya multimetremiz varsa bunun AC gerilim kademesidir. Diğeri ise faz kalemidir. Gerilim değeri hakkında bilgi vermeyip sadece gerilim olup olmadığını gösteren ölçüm aleti olarak da kontrol kalemini gösterebiliriz. Bunların temaslı ve temassız şekilleri var. Yükler 1 fazlı ve 3 fazlı olarak beslenebilirler. Yük 3 fazlı besleniyorsa bunda direkt 3 faz yüke gidiyordur. 1 fazlı besleniyorsa eğer yükler, yük grupları her bir faz tarafından besleniyordur. Bu beslemenin bir üst dağıtım noktasına 3 faz gelmiştir. Burada her bir yük grubuna dağılmıştır. Ve yük gruplarının nötrü de yine bir üst dağıtım noktasında birleşerek şebekeye dönmüştür. Bunu daha net anlaşılabilmesi için bu resimle gösterelim. Dikkat edecek olursanız her bir faz bir yük grubunu beslemekte. Bu yük gruplarının nötrleri birleşerek tekrar ne yapmakta? Şebekeye gitmekte. Burada nötr kopuğu eğer beslenen fazlarda ise yani beslenen her bir fazın kendi nötr dönüşünde ise buradaki bir fazın nötr kopuğudur. Bakın bir diğer fazdaki nötr kopuğu ve en sonki fazımızdaki nötr kopuğu. Eğer nötr kopuğu 3 faz beslemenin ortak nötr hattındaysa buna da 3 fazlı devrede nötr kopuğu diyebiliriz. Ölçümlerinde ve değerlendirilmesinde fark olduğu için bunu bu şekilde gösterdim. Çalışır bir devremizde eğer biz prizlerden gerilim ölçecek olursak veya alıcılardan uçlarından gerilim ölçecek olursak 220 volt olduğunu görürüz. Eğer nötr hattımızda bir kopuk varsa gerilim ölçtüğümüzde alıcı uçlarında veya prizlerimizde göreceğimiz değer 0 volttur. Çalışır bir devremizde bir fazlı devremizde kontrol kalemiyle ölçüm yapacağımız zaman fazlarda kontrol kaleminin yandığını, nötr hattında kontrol kaleminin yanmadığını görürüz. Eğer nötr hattımız kopuksa kontrol kalemimiz hem fazda hem nötrde yanacaktır. Bunun nedeni de şudur. Faz dönüşleri prize bağlı olan cihazlar içerisinden nötr hattına olmaktadır. Ve nötr hattına dönüş yapan enerji diyelim, dönüş yapan elektrik nötr hattını bulamadığı için nötr prizlerin nötr uçlarında da biz kontrol kalemiyle fazı göreceğiz. Eğer buradaki prizlerimizin hiçbirinde alıcı olmasa veya bağlı olan alıcıların anahtarları açık olsa
Bu sefer faz cihazlar içerisinden dönüş yapamayacağı için nötr hattında da biz fazı göremeyiz. Şurada üstünde alıcı olmayan bir prizin nötründe de fazı gördük. Bunun nedeni de şu. Buradaki herhangi bir cihaz içerisinden dönüş yapan faz paralel oldukları için bu nötr hattına da ne yapacaktır? Gelecektir ve sonuç itibariyle buradaki prizin nötründe de biz kontrol kaleminde fazı göreceğiz. Şimdi 3 fazlı dengeli yüklerde her bir faz kendi akımını çekecektir ve yükler dengeli olduğu için nötr hattından bir dönüş olmayacaktır. Nötr hattı kopsa dahi burada alıcılar normal çalışmasını sürdürecektir. Bunu asenkron motorları 3 fazlı örnek gösterebiliriz. 3 fazlı asenkron motorların içerisindeki sargılar dengeli yük olduğu için motora nötr hattı verilmez. Burada da besleyeceğimiz devre parçaları eğer dengeli yüklerse nötr hattından akım geçişi olmayacağı için nötr hattının kopması durumunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ama bir motorda veya buna benzer 3 fazlı bir ısıtıcıda bu şey söz konusudur. Dengeli dağılım söz konusudur ama bir konut besliyorsanız veya buna benzer içerisindeki alıcıların farklı güçler çektiği bir devreyi besliyorsanız tabi dengeli yükten söz etmemiz imkansız. Eğer dengeli yük değilse, alıcılarımız dengeli değilse her bir faz evet kendi akımını çekecektir ama nötr hattından da bir akım dönüşümüz olacaktır. Burada nötr hattımız koptuğu zaman sistemimizde nötr hattı kopuğu arızası oluşacak ve alıcılarımıza zarar verebilecektir. 3 fazlı dengesiz yüklerde fazlar arasındaki gerilimleri ölçecek olursanız 380 volt olduğunu görürsünüz. Faz nötr gerilimlerini ölçecek olursanız da 220 volt olduğunu görürsünüz. Eğer dengesiz yüklerde nötr hattımız koparsa yine fazlar arası gerilimin ölçümünde 380 volt'u okuruz. Nötr hattı kopması fazlar arasındaki gerilim değerine değiştirmez ama eğer 3 fazlı dengesiz yüklü devremizde nötr hattı kopacak olursa bu sefer faz nötr gerilimlerini farklı değerlerde okuruz. Burada yük durumuna göre bu gerilim değerleri değişir. Eğer fazımızdaki yük miktarı ne kadar fazlaysa, yani alıcı miktarı ne kadar fazlaysa, güç çeken, yük çeken alıcı miktarımız ne kadar fazlaysa, o faz nötr gerilimi diğerlerine göre daha düşük değerde çıkacaktır. Eğer alıcı yük çeken alıcı miktarımız çok değilse, bu sefer o fazlık gerilim değeri de diğerlerine göre daha yüksek değerde çıkacaktır. Bunun nedeni şu. Dikkat edecek olursanız fazlardaki alıcılar birbirlerine paralel bağlı. Ve her biri bir akım çekiyor. Paralel bağlı devrelerde ne olacaktı? Empedans düşecekti. Yani burada akım çeken, örneğin buzdolabı olur, klima olur, fırın olur, ütü olur. Buna benzer akım çeken yük miktarı ne kadar fazlaysa bu faza ait empedans veya şöyle söyleyelim direnç düşük olacaktır ve düşük direnç üzerindeki gerilim düşümleri ne olacaktır? Düşük olacaktır. Ama akım çeken eleman sayısı ne kadar azsa, örneğin fazın birinde de elektronik eşyalarımız olabilir. Burada akım çeken alıcı ne kadar azsa bu sefer buradaki toplam direncimiz, toplam empedansımız yüksek olacaktır ve yüksek direnç, yüksek empedans üzerindeki gerilim düşümü de fazla olacaktır. Dikkat ederseniz buradaki yük miktarı diğerlerine göre daha fazla ve gerilim değerimiz 170 volt olarak, tabi bu örnektir, gösterilmiş. 170 voltta şöyle bir sıkıntı var. 220 voltun altına düştüğünüz zaman elektronik cihazları çalıştıramama gibi sorunla karşılaşabilirsiniz. Motorlu alıcılarda ise bu buzdolabı olabilir, klima olabilir veya elektrikli fan olabilir. Motorlar devreye giremezler veya yükü kaldıramazlar. Bu sefer gerilim düşük dahi olsa yükü kaldırabilmek için motorların yüksek akım çekerek yandığı da görülebilir. Dikkat edecek olursanız yük miktarının, akım çeken yük miktarının az olduğu fazlarda ise gerilimin 220 voltun üstünde olduğunu görürüz. Burada ise sıkıntı şudur. Yine motorlu alıcılar varsa motorda yüksek gerilimden bu sefer zarar görme söz konusu olabilir. Elektronik cihazlarında, kartlarında yanma meydana gelebilir. Besleme devrelerinde veya kartlarında yanma meydana gelebilir.
O zaman nispeten yük çeken fazların gerilimleri normal 220 değerinin altında ve diğerlerine göre nispeten yük miktarı az olan fazlarda ise gerilimin 220 voltun üstünde olduğunu ne yapabiliriz? Görebiliriz. Gerek gerilimin yüksek olması, gerekse gerilimin düşük olması benim alıcılarımda istenmeyen arızalara yol açmaktadır. Böyle bir durumda, yani nötr kopuğunun olması durumunda nötr kopuğu düzeltilene kadar diğer 3 fazında enerjisinin kesilmesi gerekir. Nötr hattının kopması gerilim dengesizliğine neden olacaktır ve gerilim dengesizliği cihazlara zarar verecektir. Bunun önüne geçebilmemiz için de diğer 3 fazında enerjisinin kesilmesi gerekmektedir. Şimdi nötr hattı kopmuş bir devrede kontrol kalemiyle ölçüm yaptığınız zaman her bir fazda kontrol kaleminiz yanacaktır. Nötr hattında kontrol kalemi yanar mı yanmaz mı tamamen yük durumuna bağlıdır. Bizim devremizin yıldız noktasıyla şebekenin nötrü toprağı arasında bir gerilim olacaktır. Çünkü yükler dengesizdir. Dengesiz yük nedeniyle bizim yıldız noktamızın şebeke toprağına veya şebeke nötrüne göre bir gerilimi olacaktır. Bu gerilim değerini tamamen yüklerin dengesizliği belirlemektedir. Ne kadar yükler arasındaki güç dengesizliği fazlaysa bu gerilim miktarı da artacaktır. Bu gerilim değeri eğer çok düşükse kontrol kalemimiz yanmayacaktır. Çok yüksekse kontrol kalemimiz yanacaktır. O nedenle buna şu anda net bir şey diyemeyiz. Yani yük durumuna bağlı olduğu için net bir şey diyemeyiz. Kontrol kalemi yük durumuna göre yanabilir de yanmayabilir de. Bu tamamen aldatıcı olacaktır. Yani belki bir fazlı nötr kopuğunda kontrol kalemi sizin arızayı bulmanızda yararı olacaktır ama nötr kopuğunuz 3 fazla devrede meydana geliyorsa nötr kopuğunu bulmada kontrol kalemi sizi yanıltıcı ölçümler yapabilir. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Bu videoda size nötr kopuğu ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalıştım. İnşallah yararlı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.